Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, bugün uzay bilim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz artık nefes almak için şurada bubble respirator'ları yapmıştık. Ben arkadaşlar bölüm arasında şurada kocaman bir oksijen üretim yeri yaptım. Çünkü oksijen üretmekte bayağı sıkıntı yaşıyordum. Şuradaki yaprakları arttırdım. Lakin yeterli oksijen, şurada bakın, yeterli oksijen üretemiyordu. Şuraya ayrı bir alan yaptım. İşte yapraklar dökülmesin diye birkaç tane kök koydum buraya. Bunlar gördüğünüz gibi çılgınlar gibi şu anda bize oksijen üretiyorlar. Modüllerin içine depolanıyor ve buradan da tüm sisteme dağılıyor arkadaşlar. Baya baya bir kablolama yaptık ve baya bir kablolamak için de emek harcadık hatırlarsanız. Şöyle bir göstereyim size. Her yer burası çılgınlar gibi kablo oldu. Şöyle alt taraftan gidiyor. En azından base'imizin içerisinde, yani uzay kampımızın içinde şey yaşamayacağız. Sıkıntı yaşamayacağız. Lakin ki ben artık bunları bildiğim için şu bubble vision'ları kapatmak istiyorum. Saçma sapan bize böyle bir görüntü oluşturmasınlar. Şunu da kapat. Başka. Şunu kapat. Artık dediğim gibi çok fazla oksijen harcamadan, bazı bölgelerde yine hala oksijen yok, sıkıntı yaşamadan base'imizin içinde dolaşabileceğiz. Yani oksijen tanklarımızı daha az dolduracağız. Ne kaldı? Şu kaldı. Ve ne kaldı? Şu kaldı. Tamam. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kitabımızdan devam edeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti bitirdik. 5 ile 6 da bitmiş. Bugün biraz 4'ün üzerine yoğunlaşalım istiyorum. Şimdi internet. İnternet ihtiyacımız olur. Advanced Sorting Machine. Item Router. Şimdi Item Router için ne gerekiyor bize? Bir tane Ender Pearl, Diamond, Eye of Ender, Iron Ingot. Hadi bunu yapalım. Bu arada roket hala kayıp. Roketler kendi kendine kayboluyor. Bölüm arasında ben tekrardan roketleri yapacağım. Artık sandığa koyacağım. Başka türlü zor. Şimdi şöyle bir stack iron, iki tane ender gözü, şöyle bir tane diamond alalım. Şimdi bize blaze tozu lazım. Şuradan bir tane blaze rod alalım. Hatta bunu yanılmıyorsam şuradan geçirdiğimizde aynen daha fazla çıkıyordu. Eye of Ender yapmak için şu arkadaşı bir alalım. Şimdi item router. Açıkçası bu tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Biz de öğreneceğiz. Şimdi speed booster. Bunu alalım. Şu tarafa bu tarafa dağıt redstone sinyaliyle speed booster'ı cartı curtu. Input output. Büyük ihtimal bunlar yönler. Bunun üzerine zaten, aha, bandwidth upgrade. Bunun üzerine zaten çalışacağız daha sonra. Bugün üretimlerini yapalım. Şimdi bu tamamdır. Dimensional storage. Dimensional chest. Uzayda normal şeyler çalışmıyormuş, ender chestler. Dimensional chest yapmamızı istiyor. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Dimensional chest. Şu. Above. Bu neymiş ya? Şimdi bu duvarları yaparız. Bunda sıkıntı yok. Göbek parça için bol bol demir. Demir, diamond, redstone. Şimdi şuradan 4 tane alalım. Şu arkadaşı bir yapalım. Bu arada şunları bir şuraya koy. Tamam. He, bak kitap gelmiş. Bunun nasıl çalıştığına dair bir kitap gelmiş. Güzel. Tamam, bu kitabı bir okuyalım. Oo, depolama üniteleri. Güzel. Bunları falan çalışıp kullanalım. Şunu bir at. Şimdi Dimensional Chest'e devam edelim. Bunun etrafını demirle kaplamamız lazım. Şimdi bu merkez parça neymiş bu? Solid Dimensional Core. Güzel. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? Bol bol.
Şöyle 8 tane Ender gözü. Bunun duvar parçalarını yapmamız için. Şöyle koyalım. Büyük ihtimal bu Ender Chest gibi kullanılıyor arkadaşlar. Glowstone demir. Biraz da demir alalım. Şöyle bir glowstone alalım. Dimensional Wall. 8 tane de bundan yaptık mı? Bu arkadaşı da tamamlamış oluruz. Güzel. Şimdi copper chest veriyor. Copper chest'e gerek yok. Zaten bir tane daha dimensional chest bize hediye edecek. Birini şöyle, birini de şöyle bir koyayım. Bir test edelim. Dediğim gibi Ender Chest gibi çalışıyor büyük ihtimal. Buraya koyduk. Buradan alabileceğiz. Aynen. Gel. Gel. Safçık. Peşimizde dolaşıyor. Tamam, bu Dimensional Chest'leri de uzaya giderken kullanırız. Şöyle yapalım. Bir tanesini alalım. Bununla kırabiliyoruz mu? Yok. Bununla kırabiliyoruz mu? Aha. Bununla da kıramıyoruz. Ne lazım? İlla Diamond mı lazım? Benim Diamond kazmam vardı. Şurada. Parçalanıp yok olmasın. Üzülürüm. Aha, kıramıyoruz hakikaten. Şununla alabiliyoruz mu? Yok, bununla da alamıyoruz. Aha, koyduğumuz yere sabit kaldı. Tüh. Bununla ilgili çalışma yapacağız o zaman. Bunu kırabiliyoruz mu? Tamam. Şunu bir at. Şuradan bu malzemeleri de bir dağıtalım. Legendary loot bag'imiz var. Bunu da bir açalım. Karbon tüp gayet güzel. Nana karbona hep ihtiyacımız oluyor. Şuradaki elementlerin içine bunu koyalım. Tamam, gayet güzel. Tamam, biz görevlerimizden devam edelim o zaman. Bu dimensional chest için nasıl kıracağız? Onu çözmemiz lazım. Başka ne gerekiyormuş? Blok Black Hole Storage. Deep Storage unitlere benziyormuş ama uzayda kullanılan versiyonuymuş. Black Hole Storage. Bunu yapmak için ne gerekiyor bakalım. Deep Storage unitleri biliyorsunuz. Bilmiyorum, bilginiz var mı? Hopper'da varmış. İçine tonlarca malzeme koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi star lazım yalnız bunun için. Bir tane yıldızımız var mıydı bizim hiç kullanmadığımız? Burada olmaz. Burada var mı? Yok. Şurada var mı? Yok. Ayda. Şimdi iki tane iron var. 2, 3, 4, 5, 6 tane demir küp. Yıldız varsa burada vardır. Şurada var bir tane. Bu kullanılmış mı? Kullanılmış ama işimizi görür mü? Deneyelim. Şöyle. Aa, oldu. Tamam. Black Hole Storage. Oo. Bizi ne kadar yavaşlattı. Şundan da bir Claim Reward diyelim. Burada görevleri bitirdik mi? Vallahi bitirdik. Şimdi bu Black Hole Storage'ı da şöyle bir kenara koyalım bari de. Oo, bizi içine çekiyor. Sıkıntı. Şöyle içine bir nasıl atacağız içine? Tonlarca malzemeyi depoluyor olması lazım. Yalnız bizi böyle içine çekerse bu sıkıntı. Bunu biraz uzak bir yere koyalım. Abi, yaptığımızı kıramıyoruz da ya. Çok acayip. Bunları taşımanın bir yolunu bulmak lazım. Bizi alıyor, içine götürüyor ya. Ama biz buradaki görevlerimizi tamamlamış olduk. Bunları da ihtiyaç duydukça kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim bu tarafa. Neymiş? Charger. Charger için ne gerekiyor? Charger. Tamam. Yalnız ne işe yarıyormuş bu? Ona da bakalım. Kapasitör bank gibi çalışıyormuş arkadaşlar. Depolama yapıyormuş.
Tamam. Şimdi yine bol bol demir. Bir tane bu arkadaştan. Ve 1, 2, 3, 4 tane de bu arkadaştan lazım. Bu niye beni zorluyor ya? Şuradan şu charger'ı da yapalım. Ne kadar? Right click redstone inverted. Hadi gelin buna da bir enerji koyalım. Nerede bizim kablomuz? Şuradan bir sağlam kablo alalım. Bu bazı itemları charge etmeye yarıyormuş. Doldurmaya yarıyormuş. Gerçi şuradan bir kablo var. Bu input veriyor. Hani şuradan bir output veren kablomuz var. Bu arkadaşı da buraya koysak. Mesela. Şöyle kazmamızı koysak. Nasıl geri alacağız? Hop. Aynen burada şarj edebiliyoruz. Güzel. Bu arkadaşı da yerleştirelim. Görevimiz tamam. Bir tane revert pack verecek ve Einsteinium verecek bize. Şu Einsteinium'u da bozulmadan şuraya atalım. Ya nasıl diyeyim size? Farklı farklı şeylerimizi burada şarj edebiliyormuşuz. Bu da tamamdır. Gravity Helmet. Yıldız veriyor. Güzel. Yer çekimi başlıyor. Gravity Helmet. Şimdi Stilingot, Depleted Nether Star. Depleted Nether Star'ımız olması lazım. Şuradan. Ve bizim biraz Stilingot yapmamız lazım. Demir var mı üzerimizde? Var. Şuradan biraz kömür alalım. Üç, dört tane bundan gerekiyor. Acaba bu yer çekimini mi normalleştiriyor? Division. Şöyle bir zıplayayım. Tamam, şu anda yer çekimi sıkıntılı. Yalnız bunu şarj etmek lazım. Büyük ihtimal charger da bu işe yarıyordu. Önce bir görevi tamamlayayım. Görevi zaten tamamlamışız. Yıldızım gelmedi. Şu. Pick one. Oo, devamı var. Devamı var. Devamı var. Şimdi. O zaman biz bunların hepsini yapmak zorundayız. Şöyle bir. Şimdi kaç tane lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane buraya. Büyük ihtimal bunları da isteyecek. 6 da buradan 13. Ayakkabıya da 4 tane. 17 tane. Bizim şeye ihtiyacımız var. Neredeydi? Kömürlerimiz şurada. 17 tane stilingota ihtiyacımız olacak. Şuradan gelelim. ...15... ...16... ...17. Şunları bir toplayalım. Sırasıyla bunları da halledelim. Allah'tan Nether Star'ımız var. Ölmüş Nether Star'ımız. Şöyle birini bırak. 3 tane al. Şimdi chestplate. Şu chestplate. Şunu bir at kenara. Başka. Görev kitabı. Pantolon. Bu da tamam. Oo, hep eşim mutluyoruz. Ve son olarak da ayakkabılar. Şunu da bir alalım. Pack'imizi de bir alalım. Bize bir tane daha yıldız verdi. Hem de büyük yıldız verdi. Güzel. 15 RF çıkartıyormuş ama 2 milyar RF depo var içinde. Muhteşem. Aldım kenara. Gidelim bunları bir şarj edip deneyelim. Şimdi aslında burada da şarj edebiliyoruz herhalde. Bakayım, aynen. Yalnız bayağı bir elektrik ihtiyacı var.
Tamam, bunlar bir dolsunlar. Biz de orada üstümüzü bir temizleyelim. Hatta şurada başka görev varsa onları da halledelim. Bu tamam, bu tamam, bu tamam. Bu neymiş? Star Harvester gerekiyormuş. Yanılmıyorsam bunun için Pluto'ya gitmemiz gerekiyordu. Safir gerekiyordu. Yanılmıyorsam bakalım. Aynen. Bunun için Pluto'ya gideceğiz arkadaşlar. Ben roketleri tekrardan yaptığımda binip gideceğiz. Şimdi sen. Biz bu arada reward bag'leri açalım. Bir tane epic. Builder wand. Yani çok da ihtiyacımız yok. Süper builder wand'ımız var. Karbon nanotüp işimize her zaman yarar. Bu neymiş? Enderman kafası. Enderman kafası iyidir. 7 tane oldu. Güzel. Şu kabloyu da bırak. Şu alet edevatın içine bir tane daha builder wand geldi. Onu da bir sallayalım. Ne durumda bizim zamazingolar? 99, 99, 99. Güzel. Şunları bir alalım. Şu zırhlarımızı bir çıkartalım. Titanyum olanları. Bir gravity olanları girelim. Oo, uçabiliyoruz. Güzel. Jetpack gibi. Oha, çok sevdim. Yalnız enerjileri nasıl gidiyor? Bayağı sağlam gidecek herhalde. Şuradan bir... Oo, süper. Süper, süper, süper. Base'imiz yalnız muhteşem olmuş. Jetpack gibi arkadaşlar uçabiliyoruz. Ha, inmesi biraz sıkıntı yalnız. İnmesi biraz sıkıntı. Sıkıntı yok. Güzel, bu bizim işimize çok yarar. Özellikle böyle bir gezegene gittiğimizde etrafı keşfederken muhteşem işe yarar. Hop. Geri gelelim. Şimdi başka ne kaldı? Değil mi? Bunun için Pluto'ya gitmemiz lazım. Başka ne var? Aa, şurada şey bekliyoruz. Stargate. Şimdi. Bunu yapmak için Venüs kristale ihtiyacımız vardı. Zaten onun yüzden Venüs'e gidip şey kurmuştuk. Oo, bu iyi zıplıyor. Kaç tane olmuş Venüs kristalimiz? Daha 10 tane olmuş arkadaşlar. Biz bu arada şunları bir faydalı işe çevirelim. Şimdi iron ore, tin ore. Bunları biz direkt ısıtsak olur herhalde ya. Şöyle bir makineye bir atayım bakayım. Zaten iron'umuz çok fazla var. Direkt bize şey veriyor mu? Demir veriyor. Muhteşem. Şuraya bir at. Tinleri de şuraya bir atalım. Bu tabi şey olabilir. Aynen. Alloy modda. Furnace modda alalım. Bu da furnace modda. Şuraya iron'lar, tinler gelsin. Başka ne var? Copper. Copper'ları al. Bu ne? Venus iron ore. Bunu da alalım. Bu ne? Rabi. Rabi şimdilik kalsın. Şimdi o da gitti. Şu iron buraya. Buraya da copper'ları atalım. Üstüne de copper'ları yapsın. Şu zırhlarımızı da şimdilik şunun içine bir bırakalım. Aynen. Bugünlük gayet güzel bir görevleri tamamladık. Artık uçabiliyoruz. Bu zaten en büyük görevdi benim için. Yani çok istiyordum. Gayet de güzel oldu. Bölümümüzü sonlandıralım. Diğer aletlerin de kullanımı ile ilgili kitapçık var artık. Onu okuyacağız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Oo, çok yakışıklıymışım.